Allah aşkına gelin şöyle bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tablosuna dahil olalım. Bir sefer sırası. Konaklıyorlar orada. Efendimiz diyor ki yemek yiyelim. Ne yapalım? Diyorlar ki bir koyun keselim. Sahabeden biri ayağa kalkıyor. Ya Resulallah koyunun başını ben keserim. Birisi de ayağa kalkıyor. Ya Resulallah koyunu yüzmek de benden, ben de yüzerim diyor. Biri de ayağa kalkıyor. Ya Resulallah ateş yakmak da benden. Biri de ayağa kalkıyor. Ya Resulallah yemek de yapmak benden diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zaman odun toplamak da benden. Bütün işleri aldınız, bir o kaldı, onu da ben yapayım diyor. Sahabe diyor ki hayır ya Resulallah, ne olur onu da bize bırak. Bir sürü adamız, içimizden birileri onu yapsın. Bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Ben müsaade etsem gidip onu da yapacaksınız. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah-u Teala kulunun arkadaşları arasında imtiyazlı, ayrıcalıklı olmasını asla sevmez. Allah'ın sevmediği işlerden bir işi öğrendik mi şimdi? Öğrendik. Arkadaşlarının arasında eğer imtiyazlı davranıyorsan, ağ gibi oturuyorsun kendine. Herkes sana hizmet etsin, sen orada dur. Eğer böyle davranıyorsan, konumun ne olursa olsun arkadaşlarınla bu imtiyazın olduğu için sen Allah'ın hoşlanmadığı bir işi yaptın. Ya eğer bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip odun toplamışsa sen neyine güveniyorsun ki kalkıp da bu manada başka şeyler yapıyorsun?